Herkese merhaba arkadaşlar, ben Göksel. Darksiders'a tam söz verdiğim gibi tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dev Solucanlı Boss Savaşı'ndan. Ne olacağını, nasıl yeneceğimizi daha doğrusu çözdüm. Biraz zaman aldı biliyorum ama. Zaten arkadaşlar elimizdeki olan parçaları ben biliyordum. Fakat ben en azından hani kılıçla mılıçla bir şekilde öldürülür diye düşündüm. Hani en azından kılıçtır, silahtır vesaire, yıldızdır. Bir şekilde alternatiflerin olması gerektiğini düşünerek ben savaşmıştım ilk bölümde. Yani ilk bir önceki videoda. Oysa ki tek bir silah gerekiyormuş, o da tabanca. Yani onu zorunlu hale getirmişler gibi bir şey. Öyle söyleyeyim. Tabi buradan da onu seçmemiz lazım öncelikle. Yok. Ha, böyle kalsın, tamam. Rugen'i de çağıralım. Evet, şimdi gelebilirsin. Buyursunlar efendim, buyursunlar, gelsinler. Dev solucanlar. Gelmeyecek tuttu şimdi de ya. Biraz gürültü yapalım, gelir belki. Hakikaten gelmeyecek tuttu. Ne oldu, oyun bug'a mı girdi? Ya da bizden korktu. Yaya gidiyorum, yine gelmiyor. Evet arkadaşlar, bölümü burada sonlandıralım. Bunun geleceği yok çünkü. Tabii sonlandırmayacağım, öyle bir şey yok. Biz de ne yaparız? Aa, ama hafızadan yükleyemem. Çünkü kaydetmemiştik. Ölmemiz gerekiyor, kendimizi öldürmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Son save'den başka diye bir şey yok muydu bunda? Oyunu kaydettik de. Otomatik kayıt. Yok, bu değil. Tamam, böyle yapacağız, yapacak bir şey yok. Devam et diyeceğiz. Keşke biraz çeşitlilik olsaymış, yani sadece silah zorunlu tutulmasaymış. Gelmeyecek herhalde bu. Evet, kapının oraya gitmemiz gerekiyormuş. Gel bakalım. Bu arada silahı niye alamadık? Yok abi, şu.
Çok iyi vurduk ama. Ooo düştü. Pardon. Atla. Atla vuracakmışız. Oy sahneye gel. İçini dışına çıkart. Çok güzel kombinasyonlar yapacağız anlaşıldı. Win'le birlikte. Hadi ses gelsin o güzel ses. Bu. Bu. Only practice for the Stygian, the biggest and meanest of them all. Evet, kalbini aldık mı bu arada? Bir saniye, Stygian için şey dedi, pratikti bu. Daha demek ki büyü gelecek bunu. Bu değilmiş arkadaşlar o zaman. Ha, bunları verdiklerine göre. Gördüm seni. ...5844 ruh olmuş, çok güzel. Oy. Kimler gelmiş, hoş gelmiş. Bu kadar mı? İyi. Ha geri bak. Çok keyifli lan bu silah. İnanılmaz keyifli bir silah olmuş. Hatta meleklerin silahından çok daha güzel olmuş bu. Abi şu ruh mu? Oo hemen bırakalım. Sağlık olsa almayacak. Bir, iki ve üç.
da bırakmam gerekecek. Oo, para 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 para, gel bakalım, gel bakalım. Bu arada atı her yerde kullanamıyoruz. Onunla belirteyim hemen. Açık alan gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz ki oyundaki güç dengeleri değişir. Yani her yerde atımızı çıkartırsak. Arkadaki öldü mü? Ölmüş. Ne güzel geliyorlar. Evet arkadaşlar, asıl boss'umuz buradaymış. Ben dediğim gibi onu boss zannediyordum. Üçüncü boss'umuz, yani kalbini alacağımı zannettiğim kişiydi. Cümleyi de toparlayamadım artık. Neyse, ben Vulgrim'den bir şeyler alayım. Vulgrim'le konuş. Şimcik. Ne alalım abi? Bu olaya hiç girmeyeceğim. Vurun düşmanı cehennem alevleri yakmak için kullanın. Düşmanlara zamanla zarar verir. Bunu ben hatırlıyorum az çok. Güzel bir şeydi diye hatırlıyorum yani. Yeşil ruh gibi bir şey çağırıyordu. Güzel hasar veriyordu bu. Bunu alayım ya. Diğerini alabiliyoruz o zaman. Güzel. Güzel bir alışveriş oldu. Şu formun en... Şu hareketin en yüksek formu buymuş. Evet, asıl boss'umuza, yani 3. gardiyana geldik. Abi efsanevi durmuyor mu? Bakın altında ufak ufak şey var. Adamlar da gözüküyor. Çok güzel bir manzara ya. Tam böyle oy oy oy. Tam böyle wallpaper'lık olmuş bu. Evet, hazır mıyız? Haydi bakalım. Nereye gitti? Oyt. Bırakın bakalım, serbest bırakın. Bayağı büyükmüş yalnız bu.
solucanların lordu, kralı. Yarasaların kraliçesi, solucanların kralı. Stygian. Güzel ruh toplayacağız buradan. Bunun ağzı şey ama. Bunu öldürmemiz için öncelikle ağzındaki demiri çıkarmamız gerekiyor. O iş nasıl? Kaç var, kaç. Ride horseman. Do what you were born to do. Hadi bir de şimdi işin yoksa bunun taktiğini bul. Demiri nasıl çıkartabiliriz? Bir yere vurdurmamız lazım bunu ya. Aynen böyle. Çok güzel, çok güzel kırdık. Çok güzel demirini kırdık. Ne yaptı? Kaç 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 diğerleri geliyor. Aa, bunlar direkt bizi düşürmeye oynuyorlar. Yapma, yapma, yapma. Bir tane kaldı. Gitti mi o da? Gitti.
Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yine kurtları çıkartacak. Herhalde. Bir kere şarjı gelmediler herhalde, hepsini öldürdüm diye galiba. Gerçi sonuncusu ölmedi ama. Evet, 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 hemen yanına, hemen yanına, hemen yanına. Dön, 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 dön. Evet, güzel bir şey bekliyorum, güzel bir kapışma bekliyorum. Süper be. Seçilmiş kalbi. Samael'in kara tahtı geçiş açabilmesi için bu eşyanın güçlü enerjisi gerekli. Üçüncü kalbi de aldık. Bir de lifestone aldık. Beş oldu. Bakın arkadaşlar, Vor'un eski gücüne ulaşmasına yardımcı oluyoruz ve olduk da. Bayağı bir eski gücüne döndü. I hope you know what you're doing. Zaten şu yakında şey vardı, Vulgrim vardı. Kendisinden. Vulgrim oradan ışınlanırız abi hemen. Samuel'in oraya. Aa, ben şeyleri unuttum. İki tane ticari. 2222. Güzel rakam. Ne alalım onlara? Zaten pek bir şey kalmamış. Hiç biz var ya, böyle saldırı engellemeye falan kullanmıyoruz. Normal çok güçlü vuruşu var onun. Almayacağım. Yok abi, şu an çok gerekli bir şey yok gibi geldi. Orak almayı düşünmüyorum. Aynen, ölümün efsanevi tırbanı. Bunu kullanmayacağım. Şunu alayım da aradan çıksın ya. Zaten bütün harita açılmış herhalde. Yo, bir şurası var doğru. Burası mı daha yakın, burası mı? Ben buradan başlayacağım. Evet. Evet arkadaşlar, üçüncü kalbi de aldık. Şu an son bir tane kalp kaldı. Son bir kalbi de alırsak, almayı başarırsak Samuel'e vereceğiz. Ve o da kuleye giden büyüyü kaldıracak. Biz de artık asıl baş düşmanımızla kapışabileceğiz. Daha önce de dediğim gibi şu olay God of War'da da vardı. Loading, yani yüklenme ekranını bu şekilde yapmışlar. Çok bence güzel olmuş. Aslında diğer oyunlarda bu şekilde kullanılsa çok daha verim alınabilir. Normalde bazı özellikleri aldıktan sonra
geriye dönebilirsiniz hani bazı yerlerden geçmeniz, sandıkları almanız için. Onu çok fazla çok uğraşmadım. Yollar bayağı kalabalıklaşmış ya. Seni aradan çıkartalım. Gel sen de gel gel gel. Tamam, çok güzel çok güzel. Şu karşıya daha önce geçmiş miydik? Abi bu kadar yeteneksizlik cidden olamaz. Geçmişiz. Size hiç bulaşmayacağım. Çok ters yöndesiniz. Evet Samael. Bize bir güç daha vermesi gerekiyor bunun. Oo, nasıl tatlı gelmiştir ha. Just one more, and then more. You get your tower. Silith's web-infested lair is far across the great chasm of the Ashlands. He has yet to regain much of his strength, but he will make the distance. As for Silith, just get there, and she'll find you. The Broodmother is a collector of sorts. Most who enter her realm, she feeds to her young, the one she takes an interest in. Ah, those are the unlucky ones, those she keeps alive, and they can live a long time, long enough to tell her things. You could say she collects stories, information. What stories will she tell me about you, Samael? Careful, or your ending will be a tragic one. Sometimes the hero dies in the end. Niye bu kadar kızdın? Demek sakladığım bir şey var. I like stories that have a happy ending. Now bring me the final heart. Bize bir güç verseydin ya. Ama bu sefer hiçbir şey vermedi. Hani şey oldu en azından, atı aldık ya, atımızı geri aldık. Atını aldın, güce gerek yok dedi herhalde, ruh köprüsü. Warshin'in cansız ruh köprülerine erişebilir. Köprüyü aktif etmek için ruhun desteklerine doğru sür. Ha, bunu verdi sadece, tamam. Burada çıkartabiliyor muyuz? Ruhunu yok. Abi şaka maka, dünya ne hale gelmiş ya. Bir tane insan kalmamış, insan ırkını kaybetmiş. Çok merak ediyorum acaba ne yapacaklar, hani geçmişe mi döndürecekler zamanı tekrar? İnsanlık yeniden bir şekilde var olup dünyaya tekrar gönderilip bir şekilde medeniyetini baştan mı kuracak? Çok merak ediyorum çünkü insanlığın geri dönmesi lazım. Sonuçta bu kıyamet yanlışlıkla geldi. Nereye gidiyoruz ya?
Wolverine. Ne oldu lan, çıkmıyorum değil mi? Buraya gideceğiz. O yüzden Leviathan Rift. Buradan mı gitmek? Daha basit buradan mı? Buradan mı yoksa? Nereden gideceğiz ki? Bence şuradan. Ha bir de bu ara yüklemelerdeki sahne her seferinde de değişiyor, hep aynı yerler değil hani. Ya sizinle uğraşmayayım diyorum da. Yoluma taş koymaktan bıkmadınız ya. Aslında kullanmayacaktım da bir an önce gitsinler diye. Ya çünkü basit bir şekilde toparlayabiliyoruz artık. Power formunu. Aa, melekler gelmiş yine buraya. Dövüşemiyoruz kumun üzerinde. Sıkarım lan karşıdan böyle. Bir şey deneyeceğim diyecektim, neyse şimdi o uzun sürecek. Abi tek vuruşta nasıl düşüyorsunuz ya? Şimdi gelin bakalım hadi.
Yani cidden vuruş gücü bayağı artıyor Ruinus'un üzerindeyken. İki vuruşta ölüyorlar ama. Navigasyondan, haritadan takip ediyorum. Umarım doğru yere gidiyoruz. Aa, atlılar. Gel gel gel, kaçma kaçma kaçma. Bayağı sağlam ruh veriyor bunlar. Ha, ruh köprüsü burası. Buranın girişi nerede? Evet, Ruin'le buradan geçme özelliğine sahibiz. Samuel bu özelliği verdi. Aşağıya düşmeyelim mi bir anda? Basıcıda kalan bir tuş varsa. Bor şimdi cansız ruh köprülerine erişebilir. Köprüyü aktive etmek için Ruin desteklerine doğru sür. Sadece süreceğiz, tamam. Wow. Evet, zaten doğru geldiğimiz belli, ağlar falan başladı. Bakalım arkadaşlar, atımızla birlikte bu macerada, bu serüvene devam ederken bir yandan da Vor'un neden erken geldi sırrını, daha doğrusu bu kumpası çözebilecek miyiz? Bakalım gerçekleri öğrenebilecek miyiz? Bu işin arkasında kim var? Hangi güçler var? Mahşer'in 4 atlısını ve kıyameti erken getirebilecek kadar güçlü. Üstüne bak, üstüne bak, üstüne bak, üstüne bak, tepende, tepende, tepende. Iron Canopy. Evet arkadaşlar, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Aa, bizi sarmışlar. Abi bir şey yapamadın mı sen onlara? Şunları tutunma özelliğini büyük ihtimal alacağız. Zaten başka bölüm kalmadı.
Bir saniye, bir saniye. Best to avoid it for now. Evet, şuradan. Evet, bizi yakalamadan. Bu diğer şey var diye bir önceki bölümde. Dev bitkiler. Onların görevini gören bir şey yapmışlar işte. Örümcek yapmışlar aynısını. Atla direkt. Oyunda arkadaşlar görüyorsunuz her bölgenin kendine has böyle tasarımı var ya. Çok güzel gerçekten ya. İnanılmaz detaylı yapılmış bir de. Yine anahtar gereken kapılardan var. O ses, bu ses pek iyi değil. Oo. Buradan mı? Buradan mı? Buradan, buradan, buradan. Tamam, burası gitmemiz gereken yerde. Şurası nereye gidiyor acaba? Sandık falan çıkacaksa buradan bir gidelim. Sandık çünkü iyi oluyor. Abi yürüsene. Buraya daha sonra geleceğiz. Anahtar aldı, tamam tamam. Sandık varsa diye geldim. Kendimi böcek temizleme şirketi gibi hissettim ya, sanki çalışanı gibi hissettim. Burada zamanı durdurma
kapısının olması lazım. Harita. Gereksiz. Kullanmıyorum bile. Şunun arkasında kesin zaman dondurma şeyi var. Değil mi? Düşen gereksiz. Evet, ne işe yarayacak bu? Aynen dediğim gibi. Tamam. Buradan anahtar çıkacak. Evet. Oo. Aa, burası tekrar kapanıyor. Farklı falan, farklı bir yer mi acaba diye düşündüm. Evet arkadaşlar, hem örümcek var bir yandan da bitkiler daha var. Burada bölümü sonlandırayım. Sonuçta yeni bir bölüm ya, artık yeni bölüme daha güzel, taze bir şekilde giriş yapmayı düşünüyorum. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.